etmişsin. Bu niyetin var mı? Bunu güçlendirdi. İki, zorla aşıyı getirmedin mi? Aşı sırası geldi mi? Aşı sırası gelenlerin aşılanmamasından kaynaklanan bir sorumluluğu yükleyeceksiniz. Ya dediği gibi sayın hocalarının kısıtlamaları getireceksiniz. Ama ben aşı olmak istiyorum örneğin. Bulamıyorum. Yok. Şimdi bana yaptırım uygularsan sen zaten hatalı olan sensin. Beni aşını yapmayan sensin. Bunlar elbette bana bir yaptırım ve kısıtlama getiremezsin. Ama bana aşı sırası geldiyse, ben gitmediysem, haklı bir mazeretim yoksa, yaptırımın neyse makul mantıklı bir şekilde tatbik edip o insanları aşıya mecbur edeceksin. Veya öyle günler olur ki Allah muhafaza, Allah kimsenin başına vermesin. Asker zoruyla, polis zoruyla evlere, iş yerlerine girip yaparsın. Bu hayat, her şey mümkün. Ama şu anda bizim gördüğümüz, bizim bir an evvel sayın hocalarımın da yüksek bilgiden ne yapıp edip ama ne yapıp edip yerli veya yurt dışında yeterli aşıyı bulmamız lazım. %70 kapasitesini herhalde hocalarım daha iyi bilir, alanlarına gitmek istemem. Aşılamayı yapamazsak yine biz sürekli risk altında yaşayacağız. Şu anda geldiğimiz yer çift aşılamada. Üçüncü doz zaten olmak bizim açımızdan mümkün değil. Ben bir dozu bile olamam için. %15 ila %20 seviyelerindeyiz. Bizim ne yapıp bir an evvel bu kapasiteyi artırmamız lazım. Şeye sıra gelsin. Önce biz bir %50'lere bulalım. O aşı olmak isteyenler, istemeyenler var ya. Onlara sıra gelir. Ama bizim önce anladığım kadarıyla şu aşı vurma ve aşıyı sayın hocamın, sayın Mehmet Kenan hocamın söylediği gibi aşılamayı günlük haftalık yapabilme kapasitemizi artırmamız lazım. Mesela 17 günlük kapandık. Sağlık ocaklarını da kapattık. Ne yaptık o dönemde? Aşılayabildik. Niye yok aşı elimizde? Yani yerli milli aşıyı bekliyoruz şimdi. Bir de Almanya'dan keşke önceden yapılsaydı bir Türk evladı icat etti aşıyı. Onunla oturup daha önceden konuşulsaydı da bu ülke hakikaten bu aşılara çok daha fazla sayıda yeterli kavuşabilseydi. Ama şu anda tartışmanın buna yeri yok. Artık insanlarımız şunu bilsin. Kardeşim bu hastalığın başka türlü çözümü yok. Yok şu anda gözüken o. Bir aşı, iki evet. Tedavi edici bir ilaç geliştirilmesi bu kadar. Şimdi Mertem Hanım bunu